Temsilcileri burada, muhtarlarımız burada, kadınlarımız burada, gençlerimiz burada, yaşlılarımız 7'den 70'e bu arada. Bizler Nurhak olarak darbelerin geçmişte ve gelecekte neler yaşattığını Türk halkı olarak, Nurhak olarak çok iyi biliriz. Darbe denilince bazı zihni bozuklar tarafından gelişmek, ülkeye demokrasi getirmek ve ülkeyi bir adım öne taşımak olarak adlandırılır. Ama bu düşünce yanlış, yalan, hain bir düşüncedir değerli dostlar. 12 Eylül'ün bu ülkeye demokrasi getirdiğine inanan bir Allah'ın kulu yoktur. 27 Mayıs'ın bu ülkeye demokrasi getirdiğine inanan gerçek bir vatansever kesinlikle yoktur. Ve aradan bir yıl geçti. Hain, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'da halkın üzerine bombalar atarak demokrasi getireceğine de hiçbir vatan evladı inanmadı, inanmayacak da. Değerli dostlar, Cumhuriyet öyle kenarda köşede yatarak, Cumhuriyet masa başında kurulmadı. Cumhuriyet Çanakkale'de, Gelibolu'da, Sakarya'da Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, Boşnağıyla ve bu ülkede yaşayan bütün farklı kesimleriyle beraber cephede kuruldu. Bugün yıllar geçmesine rağmen, yüzyıllar geçmesine rağmen bugün dünyada bağımsız cumhuriyet ve demokrasinin dersini hala Atatürk'ün nutuk kitabından, Atatürk ilke ve inkılaplarından, o cephelerde konuştuğu sözlerden, söylemlerden dünya öğrenmekte. Biz böyle bir lidere, böyle bir aydına, böyle bir vatansevere sahipken gün geldi, farklılıklarımızı birbirimize silah olarak kullandık. Gün geldi, inançlarımızı elimize terazi alarak tartmaya çalıştık. Oysa ki ne vatanseverlik, oysa ki ne de inançlar eline terazi alınarak tartılacak ya da gramı, okkası, kilosu, batmanı söylenecek, anlatılacak şey değildir. Eğer bu vatan, bu vatan bizimse, eğer misaki milli sınırları içerisindeysek, eğer vicdanımızda azıcık adalet varsa, eğer atalarımızda Osmanlı tarihini okuduysa, okuyabiliyorsa, 650 yıl Osmanlı İmparatorluğu devam ederken içinde adalet, hoşgörü, insanın insana saygısı olmasaydı ve kendi medeniyetlerini topraklarımızın, misaki milli sınırlarımızın dışarısına da taşınmamış olsaydık, bizler bugün Türk milleti olarak hakikaten bir araya gelmemiz zordu. Tarihimizi unutmayacağız. Geçmişimizi unutmayacağız. Hele hele Atatürk ilke ve inkılaplarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmemeliyiz. Ne zaman ki Cumhuriyet ilkelerinden, demokrasiden, Atatürk ilke ve inkılaplarından hangi dönemlerde sapmışsak, o dönemlerde kardeş kavgası çıkmıştır. Yanı başımızda Suriye yatıyor. Suriye'de vatanseverler savaşıyor. Emperyalist devletler o kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar.
Bizler uyanık olmak zorundayız. Birbirimize dünden daha fazla kenetlenmek zorundayız. Değerli dostlar, zaman zaman Nur Haklı olarak dışarıdan diyorlar ki, efendim Nur Hak'ta demokrasi nöbetleri zayıf geçiyor. O eksik değerlendiren, o yanlış değerlendiren dostlara Nur Hak'tan sesleniyor. Nur Hak, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne Cumhuriyet'in bekçisi olmuştur. Bekçinin nöbeti değil 24 saat üzeri ömrü, hayatı toprağa düşene kadar Cumhuriyet'in ve demokrasinin bekçiliğini yapar. Biz de Nur Hak olarak Cumhuriyet'in ve demokrasinin Atatürk ilke ve inkılaplarının nöbetçisi, bekçisi olmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, bizleri eğer bölmek isteyen teröristlere karşı kışkırtan hangi mezhepten, hangi inançtan, hangi ırktan olursa olsun elimizin dışıyla itmesini bilmeliyiz. Nur Hak olarak darbe girişiminin ilk gününde muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, halkımızla, vatandaşımızla karşı olduk, karşı olmaya devam edeceğiz, gelecekte de karşı olacağız. Öyle bu vatan teröre, teröristlere, emperyalist devletlere kolay kolay bırakılacak bir vatan değildir. Bu vatan Atatürk'ün o Çanakkale'de yan yana savaşan emperyalist devletlere karşı çarpışan o insanların kanlarıyla sulanmıştır her karışı. Bizler de bu bilinçle birbirimize farklılıklarımızı değil, bir arada yaşamanın, mutlu yaşamanın, barış içinde yaşamanın, demokrasi içinde yaşamanın gelişmelerini, taşlarını hep beraber, tuğlasını hep beraber koyacağız. Sözlerimi fazla uzatmadan, Nur Hak'ta demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve gelecekte de bu hain darbe girişimlerine karşı canı pahasına karşı duracağına inandığım, sonuna kadar inandığım değerli Nur Hak halkını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde canlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, minnet borcumuzu iletiyorum. Allah ne 15 Temmuzlar ne de Çanakkale savaşları bir daha bu milletimize yaşatmasın. Bir daha da İstiklal Marşı tektir, bir tanedir. Yeniden bize İstiklal Marşımızı okutmayı da Allah ömrümüz yetinceye kadar, hayatımızı kaybedinceye kadar bizlere nasip etmesin, çocuklarımıza da nasip etmesin. Teşekkür ediyorum.